Sanat hayatının bugünkü konuğu Profesör Mesut İkto. Güzel insan, büyük birikim, ülkemin saygın birikiminin köklerinin geleceğe taşıyıcısı. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sayın Merhaba. Kıymetli dostum Zafer Bey. Şöyle başlayayım mı sözlerime? Ulusal kanala söyleşi yapmak, program yapmak benim ulusal görevimdir. Böyle başlayayım söze. Çok güzel. Bunu hep söylediniz, söylüyorsunuz. Evet, gerçekten tarihi, öyle. Tarihi bir günde, 24 Ocak'ta çok yeni kaybettiğimiz büyük değer, sizin çok yakınınız, hocanız, Muammer Sun'u konuşacağız. Ama 24 Ocak Türk tarihinin önemli günlerinden biri, yazar Uğur Mumcu'nun düşün insanı, Türk devriminin yüreği insanlardan, anıt insanlardan Uğur Mumcu'nun, Türk emniyetinin, Türk vicdanının baba lakabıyla Diyarbakır'da anılan Gaffar Okkan'ın ölümünün yıl dönümleri. 8 yıl önce Gaffar Okkan'ı, 21 yıl önce Uğur Mumcu'yu kaybettik. Terörle kaybettik. Bugün de terör sürüyor. Özel programlarla yeni bir dünya kurulurken öylesine yoğun bir saldırı var ki bombalar hemen patlamaya başladı. Tehditler var. Duyumlar alınıyor istihbarat teşkilatlarınca her yerde suikastler için. Burada biz sanat programı yapacağız. Bir sanat insanıyla, bir akademisyenle. Kısaca yine çok siyasileştirmeden konuşmak zorundayız. Uğur Mumcu'yu ve Gaffar Okan'ı saygıyla anarken. Uğur Mumcu, siz de Uğur Mumcu değerli hocam. Kıymetli dostum Zafer Bey, Uğur Mumcu deyince bir kere ışıklar içinde olsun. Bugün kendisini kaybetmiştik yıllar önce. Bende şöyle ilginç bir anısı var. Ben 1974 yılında yedek subay olmak üzere Tuzla Piyade Okulu'na öğrenci olarak kaydoldum. Ve okul süresi 4 aydı. Ve benden bir dönem önce yedek subay okulunda bulunmuş, Tuzla Piyade Okulu'nda bulunmuş, yedek subay okulunda bulunmuş kıymetli Uğur Mumcu. Ve Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu alanın yolun tam karşısında böyle tek katlı bir bina vardı. Oraya işte okulun karakolu derlerdi. Fakat daha sonra biz öğrendik ki Uğur Mumcu bu Sakıncalı Piyade kitabında da çok güzel ifade etmiştir. Kendisi orada öğrenimi süresince tutuklu kalmış ve er olarak oradan tevhis etmişler. Bu 1974'teki anımı hiç unutamıyorum. Yani Türkiye tabii çok değerli bir araştırmacı, gazeteciyi kaybetmiş oldu. Başımız sağ olsun diyeceğim. Gaffar Okan için ise çok üzgünüm. Kendisiyle yüz yüze bir tanışıklığımız olmadı ama çok değerli bir insandı. Onu da müsaade ederseniz analım ve ışıklar olsun, ışıklar içinde olsunlar diyelim ikisi içinde. Evet. Uğur Mumcu Sakıncalı Piyade olarak yaptı. Gladyo'nun bir eylemiydi. Onu öldürenler öncesinde bu adımla almışlardı. Denetimi almaya çalışmışlar, etkisiz kılmaya çalışmışlardı. Ama o Uğur Mumcu'ydu. Harp akademilerinde basının hayatı, basının çizgisi, tarihi dersleri vermeye, söyleşisine gittiğinde orada bu ordunun tavrı değil bana karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrı değil. Bu farklı bir tavır ve Amerika diyordu. Amerikan emperyalizmini çok net olarak gören bir aydın yazarıydı. Evet, gerçekten öyle Zafer Beyciğim, doğru söylüyorsunuz. Ben çok yeni kaybettik Muammer Sun'u. Muammer Sun, siz ve Muammer Sun, sizin tarihinizde Muammer Sun. Oradan başlamak isterim. Konuşmaya buradan başlayalım. Peki değerli dostum Zafer Bilgin Bey. Muammer Sun, biz daha sonra kendisine Muammer Abi derdik. Yani Türkiye'nin kaybettiği en büyük değerlerden bir tanesidir.
kendisinin hangi vasıf dokusunu sayacağımı bilemiyorum ama önce şu anıyla başlayayım. 1 Ekim 1962 Pazartesi günü Ankara Devlet Konservatuvarı'nın A odasında saat 10'da solfej dersine girdim ve tam 15 yaşındaydım. Muhabben hocam da 30 yaşındaydı. İlk kez o hocalığa başlıyordu. Ben de konservatuvar eğitimime başlıyordum. Ve tahtada şu yazı vardı hepimizi şaşırtan ve bize dedi ki günaydın çocuklar. Bu yazıyı defterlerinize yazın. Düşün defterlerimiz nota kağıtlı defterler. Fakat biz onun arasına birinci sayfaya ben ruhumun hakimi, kaderimin kaptanıyım diye bir yazıyı bize yazdırdı. Biz yani solfej dersine geldik ama bir anda böyle o kadar çok ben kendi adım, yani işte bir 20 kişilik falan bir sınıf o kadar çok etkilenmiştim ki zaten çok okurdum. Yani 12 yaşından beri operaların hiçbirini kaçırmazdım. Okuma zevkimi de Sait Faik'le başlamışımdır. Yani çok şeyler okumuştum 15 yaşına kadar. Fakat karşımızda bir sosyolog, bir felsefeci, bir müzikolog, bir besteci ve bir hoca vardı. Ve bir abi vardı. Bize o kadar çok sevdirerek bu korkulu solfej dersini verdi ki Zafer Beyciğim, yani kendisine hala çok minnettarım. Kendisiyle daha sonraları çok konuştuk tabii bu anları. Böyle bize sınıfı ikiye ayırdı. Sağ sol, sağ tarafta başka bir tema. Sol tarafta ona eşlik eden başka bir tema. Sağ taraftaki arkadaşlar onu söylerken biz de sol tarafta onun ikinci sesini söylerdik. Sonra değişirdik. Sonra hep birlikte söylerdik. Sonra hiç unutamadığım bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Bize şimdi çok takdir ediyorum tabii. İnşallah genç solfej hocaları da yapıyordur. Bize küçük küçük böyle 16-20 ölçülük besteler yapmamızı isterdi. Düşünebiliyor musunuz? Okul zaten yatılı. Bir piyanolu odaya giriyorsunuz tek başınıza. Önünüzde nota kağıdı ve piyanoda bir sizin beyninizden çıkan bir temayı önce tek sesli yazıyorsunuz. Ertesi gün dersi getiriyorsunuz. O onu size çalıyor. Size de çaldırıyor. Sonra bazı düzeltmeler yapıyor. Mesela benim hala aklımdadır yaptığım beste. Çok beğenmişti onu. Yalnız bir yerde bir çıkışta fa vardı. Ona fa diyez koymuştu. Bunu hiç unutmuyorum. Daha sonraki yani derslerimizde zaman ilerledikçe, çünkü çok korkulu dersti o sırada solfej, yani başka bir dil öğrenmek gibi hayatımızın en büyük sınavlarından bir tanesi solfejiye, notayı öğrenmek, yani armoni, kontrpuan, şu bu falan, ama önce tabii solfeji öğrenmek. Solfej de dikte, okuma, bono okuma, yani sessiz nota okuma şeklinde böyle şeylere, kısımlara ayrılır. Yalnız arada sırada bizi çok etkileyen şey olurdu. Bir ara durdururdu bizi ve tam karşımızda Altındağ'ın gecekonduları görünürdü. Ve derdi ki bakın çocuklar, oradaki fukaralar belki ekmek yemeye müsait değiller, karınları aç, ama siz burada yatılı okuyorsunuz, her şeyi devlet karşılıyor. Bunun için onlara karşı önce sorumlusunuz. Sanatınızı bilge bir kişilik olarak, sanatçı kişilikle onlara hizmet etmek üzere önce kendinizi kutup yıldızı gibi ayarlayın demişti. 15 yaşındaki çocuklara verilen hayata bakış, vatandaşa bakış, gelecek sorumluluğu ve izlenecek rotanın ilk adımı bu. Çok evet. Özel. Gerçekten öyle Zafer Bey. Çok özel bir insandı Muammer Sun. Yalnız bu arada o yıllarda böyle kendisinin beyninden düşünceler fışkırıyordu. Bir sosyolog olarak, yani müzik sosyolojisini ben ilk o zaman gördüm. Muammer Sun hocam Türkiye'de çok sesli müziğin nasıl yaygınlaşması gerektiğini, kurumsal yeniliklerin reform nasıl yapılacağına dair çok güzel fikirleri vardı. Bununla ilgili de bir kitap yazdı zaten. O Türkiye'deki müzik ve sahne sanatları sorunları diye. O da hala başucu kitabımdır benim. Bir de kıymetli dostum Murat Katoğlu ile birlikte Türk Kalarak Çağdaşlaşma kitapları. Bunların ikisi de gerçekten çok değerli kitap. Yani Muammer hocam, İnanır mısınız, gözlerim doluyor bazen. O kadar çok mücadele etti ki son nefesine kadar. Yani şu ülkenin çok sesliliğine ve bizim çok sesliliğimizin
geniş kitlelerce benimsenip yaygınlaşması için çalışmamız gerektiğine, bestecilere mesela kendisi kitabında Ahmet Adnan Saygun için bir makalesinde kutup yıldızı demişti. Bundan sonra gelecek besteciler hep kendilerini Ahmet Adnan Saygun'a göre ayarlamak zorundalar demişti. Ben de tabii şimdi bir ikinci kutup yıldızını da Muammer Sun diyorum. Çünkü Saygun hocam, Muammer hocam, Ulvi Cemal Erkin hocamı sayabilirim. Bunlar Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yanındaki döner odalar dediğimiz binanın girişinde solda bir beni çok şaşkın hale getiren bir oda vardı. Orada da folklor arşivi, altında Muzaffer Sarı Sözen yazıyordu. Yani 15-16 yaşında ben çok yabancılaştım, dedim ki yani burada tabii büyük bir cehalet içindeydim, anlıyorum şimdi. Yani burada türkülerimiz falan ne arıyor acaba falan diye. Sonra içeri girdim, çok şeker böyle bir zayıf beyaz tenli sarışın gibi saçları, çok güler yüzlü bir beyefendi. Muzaffer Sarısoy'u tanımaktan çok büyük onur duyuyorum. İçeri girdim. İçeride notalardan, derlemelerden adım atacak yer yoktu. Fakat sonra öğrendim ki bütün o Türk halk müziğinin, bütün yörelerin derlemelerini Muzaffer Sarı Sözen yapmış. Fakat sonra anladım ki, veya tam da hatırlamıyorum, bir besteci, belki de Muammer abi söylemiştir. O folklor arşivi bizim ulusal bestecilerimizin temalarının çekirdeği, yani Anadolu motifleri, yerelden evrensele giden yolun en büyük temsilcilerinden bir tanesi de Muammer Sun'dur. Çünkü onun herhangi bir müziğini dinleyin, hiç yabancılaşmazsınız. Çünkü o hani batı tekniğiyle gerçekten Türk kalarak çağdaşlaşma, çağdaş müziği yaratma, ama temelinde hep halk müziğimiz var, Anadolu motifleri var. Allah aşkınıza bugün bakın, Beethoven'ın 9. senfonisinde Alman halk şarkıları vardır. Yani Bela Bartok öyledir, birçok besteci öyledir. Yani özellikle tabii... Kesinlikten çok dinledik Rus operasında halk türküleri, İkinci Dünya Savaşı'nda direnen Sovyet halkının, insanlığa büyük katkı yapan Sovyet halkının dinlediği türküler, değil mi? Halk türküleri. Evet, değerli dostum şöyle, ben 1982 yılında çağrılı olarak, o sırada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Mübadelesi programı çerçevesinde ilk kez Moskova'ya gittim. Ondan sonra Minsk, Almata, Kazan gibi böyle bir değişik turneler yaptım. Orada Sevil Berberi ve La Traviata operasını sergiledim. Vahit Halefoğlu rahmetli büyükelçiydi. Orada çıkan gazetelerde benimle ilgili çok güzel değerlendirmeleri, eleştirileri sonra o derleyip Dışişleri Bakanlığı kanalıyla hem bana hem Kültür Bakanlığı'na hem Opera Genel Müdürlüğü'ne yollamıştı. Orada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Çünkü biz o sırada 140 ruble bayağı bir paraydı. Yani Bolşoy Operası'nda sahneye çıkan bir çok önemli uluslararası bir sanatçı, o düzen içinde 140 rubleyle güzel bir yaşam sürebiliyordu. Bir eşitlik vardı, bir başka bir düzen vardı. Fakat bana yabancı sanatçı olduğum için temsil başına 140 ruble verdiler. Ve tabii parayı dışarı çıkaramıyorsunuz. Ben ne yaptım biliyor musunuz? O 140 rubleleri birleştirip dönüşte Moskova'ya geldim ve Goskonser bürosundan, onların meşhur şeyleri vardır, plak şirketleri. İnanamayacağınız kadar çok plak aldım, nota aldım ve gene öyle ülkeme döndüm. Sağa sonra 3-4 kere daha gittim. Yani Sovyetler Birliği kaybolduktan sonra Rusya Federasyonu olarak da son işte 3 yıl önce hem Petersburg'da hem Moskova'da konserler yaptım. İşte o sırada Kültür Bakanı beni davet etmişti, Rus Kültür Bakanı ile birlikte. Şimdi efendim o eserleri dinlerken yani şunu ben söylemek istiyorum ve bunu çok açıkça söylemek istiyorum. Hiçbir komplekse dayanmadan ben kendi adıma söylüyorum, kişisel alıyorum. Benim için Çaykovski'nin bir eseri, Balakirev'in bir eseri veya Mayakovski'nin bir şiiri, yani bana
Schubert'ten, Beethoven'dan daha yakın geliyor. Çünkü kuzey komşumuzla doğunun sihirli bir eli mi var nedir? Mesela ben Berlin'de ilk konser yaptığım zaman şöyle bir eleştiri çıkmıştı gazetede. Mesut İkdu'da doğuya ait bir müzikalite var demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Yani bizim Rus operaları, Rus bestecileri dediğimiz zaman ona ayrıca gireceğim ama şimdi o plaklardan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılmış Rus ezgilerini dinledim. O kadar güzel, o kadar sıcak, o kadar insancıldı ki sonra anlıyorum ki birçok yazar bu İkinci Dünya Savaşı'nda savaş muhabiri olarak bulunmuşlar ve orada çok güzel yazılar, şiirler derlemişler, müzikler derlemişler. Ben de onların hatırasına önce piyano rödüksiyonunu çıkarıp sonra oda orkestrasını adapte ederek bir hayli söyledim. Şimdi 50. sanat yılımda maalesef pandemi nedeniyle olmadı ama yine kısmet olursa onları söyleyeceğim. Bu arada Muammer abiye tekrar dönmek gerekirse hani biz şunu başaramadık gerçekten. Yani biz Atatürk Müzik ve Sahne Sanatları devrimleri ışığında opera alanında bir ulusal okul yaratamadık. Belki ulusal okulun ilk temsilcisi Ahmet Adnan Saygun hocamın Kerem Operası'ydı. Muammer abinin Cumhuriyet müzikleriydi. Yani herkes o yoldan gitmeli diyorduk. Fakat ben de şuna bağlıyorum. İlk işte öncü bestecilerimiz biliyorsunuz. Yani saymamız gerekir ki Ahmet Adnan Saygun Paris'te Vincent Dendi ile çalıştı. Necil Kazım Akses hocam Josef Marx ile Avusturya'da çalıştı. Cemal Reşit Rey Fransa'da Gabriel Fauré ile neredeyse birlikte çalıştılar. Hasan Ferit Alnar Viyana'da yetişti. Ulvi Cemal Erkin gene Paris'te yetişti. Yani başka bir kompozisyon anlayışıyla eğitim gördüler Zafer Beyciğim ve ülkeye döndükleri zaman onlardan ve geride de kimse yok, bir örnek yok, çok sesli işte Osmanlı'da var ama çok kendine mahsus kapalı bir ulusal okul yaratmada biz çok başarılı olamadık. Bunun nedenini ona bağlı, yani Rus beşleri diyoruz ama onlar birbirlerinin bitmeyen bestelerini de tamamladılar. Yani ayrı bir birliktelik, kompozisyon anlayışı, ulusalcılık içinde bir çalışma yaptılar. Bana sorarsanız Muammer Sun hocam bu ulusal okul yaratmada Saygun'la birlikte öncü oldu. Yani eserlerine bir bakın. Ben hep şunu söylüyorum. Biz daha Batı'nın 600 yıllık geçmişine, biz daha şurada 70-80 senede geldiğimiz nokta çok büyük mesafe, gene de birçok eserleri halkımıza tanıtmışız. Fakat bu noktada ben diyorum ki henüz bu durumdayken bir eserden bir izleyici çıkarken ya dilinin ucunda bir tema olsun. Yani Muammer abinin hangi eserini izlerseniz dilinizin ucunda bir Anadolu motifi mutlaka beyninize yerleşmiştir. Yani sosyolog olarak, felsefeci olarak, besteci olarak bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Onun o kitabında işte bölge konservatuvarları kurulması, bir yandan bir müzik basım evi kurulması için devlete önerileri vardı. Fakat aradan yıllar geçti, Muammer abi Sun Yayın Evi'ni kurdu. Orada birçok kitaplar yayınlandı. Orada birçok eserler yayınlandı. Hatta kızı bale sanatçısı Müride anılarında diyor ki bir gün babama dedim ki baba sen şu anda devletin yerine geçtin. Evet. Bak devletin yapamadığını sen yaptın. Birçok sanatçı bu duruma düşüyor, mecburen geliyor ve sorumluluklar alıyor. Belki yaratıcıların da engelleyen faaliyetler içine girmek durumunda kalıyorlar. Çok ama bir devletin gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, büyüklüğünü görerek talep etmek hakkımız bunu, değil mi? Çok doğru. Yeniden bunu yapmak mümkün. Muammer Sun'un öncesinden gelerek aldıklarını bu topraklardan doğrudan damıtılarak güneşin doğudan doğduğunu gören ve size öğreten bastığınız toprağı tanıyın diyen
bir değil bu. Çok güzel tanımladınız. Bunu geleceğe gerçekten taşımak hiçbir şey için geç değil diyebilir miyiz? Valla o ümidi taşımadan zaten yaşamaya imkan yok. Hiçbir şey için geç değildir diye de bir söz vardı. Biliyorsunuz başlamak bitirmektir. Bu noktada yani tabii ki gecikmiş de olsa bir ulusal okul yaratılabilir. Önde çok örnekler var. Bugün Mussorgsky bir eser yazdığı zaman onun gerisinde Glinka var. Veya işte ben 500 yıl öncesine gidip başka işte Hristiyan kültürden çok seslilik var. Bizim geleceği, bizim geçmişimizde tek seslilik var biliyorsunuz. Tarihi Türk müziği var ve Anadolu motifleri var. Yani türkülerimiz var. Bunları işte motif olarak, çekirdek olarak kullanıp çok sesliliğe büyük katkıda bulundu. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani mesela genç kuşaktan Saygun hocamın son öğrencisi Hasan Uçarsu var. Onu beğeniyorum. Özkan Manan var. Bu arkadaşlar güzel şeyler yapıyorlar. Yani o yoldan gitmeye çalışıyorlar. Fakat Zafer Bey, yani 51. sanat yılımda ben uzun yıllar sanat kurumları yöneticisi olarak da şunu üzülerek ifade etmeden geçmek istemiyorum. Yani bizde sanat kurumları yöneticiliği maalesef kurumsal anlama gelemedi bir türlü. Çünkü ben 68 kuşağıyım. Ben hem operayı hem konservatuarı hem özel üniversitelerde çok yöneticilikler yaptım. Ve inanır mısınız ben deyip durmuyorum. Beni çöpe atın. Hiç önemli Operanın değilim. Operanın müdürlüğünü yaptınız iki evet, dönem. Evet iki dönem evet efendim. Yani 8 sene. Fakat Akademide Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne evet, sorumluluklar aldınız. Oranın konservatuarı müdürünü yaptım. 1973'te onların kurucularından sayıldım. Atatürk Müzik Fakültesi'nin müzik öğretmenliği bölümünde ilk yıllarda dersler yaptım. Doktora lisans öğrencilerim oldu. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz o görevlere geldiğimiz zaman 68 kuşağı diyeceğim. Biz kurum önde, biz arkada kurumu daha çok kurum yapmak için bir savaş verdik. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum da bu konuda %90 kişiselliklere dayanan bir yönetim anlayışımız var. Yani bir beyefendi geliyor, bir sanat kurumunun başına geçiyor. Yani bakıyorsunuz kendisi önde, arkasına dönüp kuruma bakıyor. Yani günü geçirmek üzere. Oysa ben şunu da çok kitabımda da söyledim, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani artık Zafer Beyciğim sanat kurumlarını sanatçılar ilk anda değil, sanat yönetimi eğitimi almış insanlar yönetmeli. Yanında da genel müzik direktörleri, baş rejisörler ve sanat yöneticileri olmalı. Ama biz tabii bu kadar devletçi olunca, konservatuvarlar, operalar vesaire bu kadar korumacı olunca tabii ilk başta buna ihtiyacımız vardı, itiraf edeyim, ama artık şimdi bir döngü gerekiyor. Şimdi böyle olunca üretim için sadece onları yüreklendirmek gerekiyor. Oysa kendileri bu yarışın içine girmiyorlar. Çünkü hemen hemen bizim opera yasamızda herkes aynı maaşı oluyor. Maaşı alıyor. Yani bunların değişmesi lazım. Ben 3. Kültür Şurası'nda operayı temsilen böyle 2-3 sayfalık bir rapor yazdım. Hep bunlara değildim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir opera yazmak biraz da Kültür Bakanlığı'nın da öncülüğü gerekir. Yani önce bir libretto yarışması açılmalıdır. O libretto açılıp besteciler görevlendirilmelidir. Yani şunu söyleyeceğim. Yani şey gibi yani bizim büyük yazarlar gibi yani adam Faust'u 40 senede bitirmiş. Yani bir opera en az 3-4 seneden önce bitirilemez. Eğer içinde bale falan da varsa, yani ikili orkestraysa çok zordur. Önce konunun libretto haline getirilmesi lazım. Sonra librettonun bestelenmesi lazım. Yani bu arada tabii evet, besteci... Buyurun. Yine Sarı Sözen ile Sun'un birlikteliğini ve o sizi şaşkına çeviren, 15 yaşındaki genci şaşkınlığa düşüren o büyük odaya gelelim. Halk müziği kültürün temelinde olan. O devam etti mi beraberliği opera ile, çok sesli müzik ile halk kültürünün, halk müziğinin beraberliği?
Devam etti diyebilirim Zafer Bey. Tabii %100 bir başarı kazandık da demek çok saf dillik olur. Fakat şunu söyleyeceğim. Birçok bestecimiz özellikle 3. kuşaktan Muammer Sun, Cengiz Tanç, İlhan Baran, daha öncesinde Ahmet Adnan Saygun, Necip Kazım Akses, o daha ziyade poem tarzında şeyler yazmıştı. Yani bir lead diyebileceğimiz şarkılar yazmıştı Necil Hoca. Fakat Cemal Işık'ı da dahil olmak üzere insan sesi için çok seslendirilmiş türküler yazdılar ve ben bunların birçoğunun ilk icrasını yaptım. Burada güzel olan şuydu, bu üç bestecimizde de belki İlhan Baran'da biraz daha piyanistik gelişmiş olabilir bu. Yani o halk temasını, yani Muzaffer Sözen'in notaya aldığı "İyi ki var bu dünyada", yani o olmasaydı belki abartacağım ama yüzlerce binlerce türkü yoktu şimdi. Onların bireylerin hepsini, rolü çok önemli değil mi? Çok önemli. Sormayın. Büyük kültür. Bu topraklarda Sarı Sözen'in derlemesi olmasaydı birçok şey yok olurdu diyor. Aynı fikirdeyim. Ya muhteşem türküler. Bir de bizim Ege yöresinin makamsal türküleri vardır. Ve onlar komalı seslerle söylenir. Yani onları bile, komalı sesleri duyarak bile yazmış. Bir kere şunu söylemeliyim. Muzaffer Sarı Sözen'in nota bilgisi ve kulağı muhteşemdi. Yani o kadar türküyü böyle biz bunun için eğitimde, solfej dersinde dikte yazarız. Fakat o gidiyor bir yörede bir mesela Nida Tüfekçi'nin bir şarkısını ondan dinliyor. Diyelim ki Kırşehir yöresinden bir türküyü alıyor, notaya çeviriyor. Onlar aşık çoğu. Mesela aşık şeyi düşünün. Aşık Veysel'i düşünün. Ben kendisinin yanında bulundum, tanıştım, elini öptüm. Çok değerli bir insandı. Yani düşünebiliyor musunuz? Çalmaya başlıyorsunuz ve doğaçlama. Yani Zafer Bey şunu söyleyeyim, benim meslektaşlarım bunu çok iyi bilir. Yani müzikte doğaçlama yapmak çok büyük bir ayrıcalıktır. Yani inanın bana, mesela ben çok bana yakın olmasa bile caz müziğindeki doğaçlama yapanları da çok takdir ederim. Biz önümüze notayı aldığımız zaman bestecinin düşünceleri beynindeki müzik anlayışını öğrenip dile getiririz. Fakat bir anda oturup da kendi kendimize bir müzik yaratmak, yani bu işte her bestecinin yapabileceği bir şey değil. O an yapıyorsunuz, yaratıyorsunuz ve sonra kayboluyor. Öğretmenim, abim dediğiniz Muammer Sun'un 1962'de tanıdınız. 15 yaşında gençken, evet. Nasıl bir yaşam içinde bu çokluğu sağlayabildi? Nasıldı? Yaşama şartları neydi? Zafer Beyciğim, tabii üzülerek ifade etmem gerekirse biz de Demirlibahçe'de oturuyorduk aile olarak. Uzgörenler sokakta biz oturuyorduk, hiç unutmuyorum. Konservatuvardan çıkıp sola döndüğün zaman Cebeci'de Doğanbahçe sokakta da Muammer abi oturuyordu. Girişin sağ tarafında Tontu apartmanında, hiç unutmuyorum, giriş katında çok küçük bir evde dört çocukla birlikte yaşıyorlardı. İlteri Sun, yani oğlu, 61 doğumlu. İşte yaz gelince o yeşil çimenliklerin üzerinde oynardı. Kızlar çok tatlı, biliyorsunuz. Üç kızı da balerindir. İlteriş bestecidir, hocadır. Müride balerindir. Ayhan'ın balerindir. Ayşe balerindir. Tabii rahmetli bir de yengemiz vardı. Onların annesi. Bizi bir bağ evine bazen yemeğe götürdü Muammer abi. Çok güzel hatıralarımız oldu. Yani küçük yaşta mesela kim en son ne okudu falan derdi yani. Bu arada tabii değerli dönem arkadaşlarımı da sevgiyle saygıyla anmak istiyorum. Biz birbirimizle yarışırdık. Sen ne okudun? İşte mesela hiç unutmuyorum, Sarper Özsan diye bir dönem arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Bir gün "Sarper ne okuyorsun?" dedim. "Camus'un Yalnızlığını okuyorum" dedi. "Ne? Hemen alayım okuyayım" dedim. Ve kitaba bir başladım Zafer Bey. Bugün mü dün mü pek hatırlamıyorum, annem ölmüş. Yani 1964 yılında nasıl bir tokat yediğimi anlatamam size ya. Annesi ölüyor ve adamın farkında değil yani. Yani o kadar önemsemiyor falan. Yani bunları soruşturarak, birbirimizle konuşarak, değerlendirerek
hayatımıza başladı. Muammer abinin yaşamı çok zordu. Okuldan aldığı cüzi bir ücret ve 4 çocuk ve eşi ve kendisi. Onun için çok üzülerek ifade edeyim ki belki de çoğu bilmez artık bunu. Muammer abi akşamları hemen yemekten sonra bazı büyük otellerin lobilerinde piyano çalardı. Hemen hemen her gece. Ankara'da o zaman çok az böyle 5 yıldız diyeceğimiz otel vardı. Oralarda çalışarak hayatını kazanıp o 4 çocuğun büyümesine katkı sağladı. Yani Muammer abi bilmiyorum profesör olduktan sonra, devlet sanatçısı olduktan sonra, işte kitaplarından sonra biraz yüzü gülüp gülmedi. Emin değilim bakın. Emin değilim. Ama maddi anlamda çok rahat günler geçirdiğini hiç sanmıyorum ben. Peki yıllar sonra bugün o son yayınlarının ulaştığı nokta, devletin katkıları, okullarda, akademilerde, konservatuarlarda nota bulmak, kitap bulmak ne durumda? Yani şunu söyleyeyim. Biliyorum ve onun için soruyorum. Değerli izleyicilerimizle buluşturmak istiyorum. Siz matbaa şeyden fotokopicilerden çıkamıyorsunuz. Telefonlar kapanmıyor ve emek vermeye, paylaşmaya, veren el çoğalır deyip çoğaltmaya devam ediyorsunuz Muammer Sun'un öğrencisi olarak. Gerçekten o sorumlulukla yetiştim ben. Daha dün İnanır mısınız daha sıcağı sıcağına gece saat 3'te uyuyabildim. Çünkü 2 tane İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan bölümünden 2 tane genç benim telefonumu bulmuşlar. Bitirmek üzere okulu, ARIA albümleri yokmuş. Benim CD'lerimi istiyorlar. 20 tane de soru sormuşlar. Birbirinden çok değerli sorular. Fakat öyle sorular ki Zafer Beyciğim, o kadar bilinçli güzel sorular ki yani hemen böyle bir cümleyle falan cevap vereceğiz sorular diye. Yani 5 sayfa 20 soruya 5 sayfalık yazı yazdım. Ama onları USB'ye aldım. İşte pazartesi günü yollayacağım onlara. Şimdi bunu yapmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü neden bilmiyorum, biliyor musunuz? 1960'lı yıllarda biz ikinci kata çıktığımız zaman Ankara Devlet Konservatuarı inanılmaz bir nota zenginliği vardı. Mesela bir Schubert Lied'den bariton için 20 tane vardı. Mesela ben bunu kitabımda da bahsettim. Düşünebiliyor musun? Karl Orff'un Antigone operasını ben söyledim. Necip Kazım Akses bana çalıştırdı. Batı'ya gittiğim zaman şok oldum. Meğer dünya premieri yapıldıktan sonra 1-2 sene sonra ben söylemişim bu eseri. Yani ama şimdiki sevgili öğrencilerimiz, zamanla biz kurumsal anlamda hani çok başarılı olamıyoruz diyorum. Çünkü o notalar çok harap oluyor Zafer Beyciğim. Birisi alıyor getirmiyor, şu oluyor bu oluyor. Fakat ben zaman içinde hem Berlin'de o şey dönemde, sosyalist dönemde Batı Berlin'de, Doğu Berlin'de bizim geçmemiz yabancılar için uygundu. Ve ben Batı Berlin, Doğu Berlin'den çok nota satın aldım. Yani Batı Berlin'de 48 marka bir Schubert'liydi. Ben Doğu Berlin'de yani 5 marka falan alırdım. Onun için Sovyetler Birliği yönetimi benim notalarımı karşılamada çok işime yaradı. Bir de orada çok ucuz opera seyrederdim. Yani düşünebiliyor musunuz Berlin'in o yıllarında bir büyük opera evi, Unter der Linden dedim, biz Komische Oper, bir de doğudaki büyük Deutsche Oper. Yani bazen 4 matinesine doğuya geçerim. Sonra gelirim batıda akşam 8'deki temsili izlerdim. Yani Berlin'e gitmek Necil Bey'in fikriydi. Önce Viyana'ya gidecekti fakat dedi ki, şunu da genç operasyonlarına bu vesileyle söyleyeyim. Dedi ki oğlum, bir yerde doktora ihsas bursu bu, bir yerde gidip doktora ihsas yapacaksın. Ama 4-5 kapı arasında veya işte neyse kapalı bir yerde bir eğitim alamazsın. Okuldaki çalışmaların da sana yetmeyebilir. Senin gidip her gün bol bol opera, bale, senfoni orkestrası, mesela Berlin Filarmoni'nin bütün konserlerine gidiyorduk. Çünkü okula davetiye geliyordu. Onun için Viyana'yı boş ver. Berlin'de çok büyük isabetti. Ben Berlin'de çok yararlandım. Hatta Almanlar Berliner Tochter'de bir Nazlı kızım da İstanbul Operası reji yardımcısı. O da Berlin doğumludur. Eşim Profesör Tülnik Tupiyanist'tir biliyorsunuz. Hepimiz Muammer Sun'un yetişmesi, onun ruhunun yetişmesiyle. O bakımdan yani bakın
ben o dünkü söyleşinin sonunda şunu yazdım. Dedim ki sevgili genç meslektaşlarım, ben 51 yıldır mesleğimde okyanusta bir damla olmaya çalıştım. Ama siz büyük büyük dalgalar olun dedim. Ve başarı dileklerimle bitirdim. Bunun olabilmesi için nasıl ki plastik sanatlarda resim heykelle geleceği isteyen sanatçı adayları daha öğrenciliklerinden müze gezmek durumundaysa, biraz önce belirttiğiniz, çok güzel anlattığınız gibi operalar dinlemek zorundalar. O kaynaklara ulaşmak zorundalar. Notalarla çalışırken görmek zorundalar çok sesli müzikte. Bir İtalyan için, bir Alman için farklı. Operanın tarihi ne zaman başlar? 1620'ler falan yani. 1620'lerde İtalyan ve Alman operasıyla temel şeyi vardır. Sonra dünyada diğer şeylerle. Bizdeki evet. Tarihinin yeniliğini de koydunuz. Bizim o söylediğiniz içindeki çekirdek bu topraklardan olan bestelere yazmak ve icra ihtiyaç var. Bunun için devletin büyük desteğine ihtiyaç var. Yeni bir dünya kurulurken yeni bir rota ile üreten Türkiye'ye sanat üretiminde, çok sesli müzik, müzik sanat üretiminde devletin desteğini yürekten istiyoruz. Ve siz burada birikimlerinizi yeniden koyarsınız değil mi, talep edilse? Efendim, bana talep edilirse ben hiçbir talepte bulunmadan 24, yani biraz abartılı olacak, 24 saatimi vermeye hazırım. Yani bakın 45. sanat yılında işte Süreyya Operası'nda konser bittikten sonra, işte sağ olsunlar yoğun ilgi, alkış sırasında bir ara bir kere müziğin olduğu yerde konuşmak ayıptır. Ben öyle yetiştim. Müzik yapar, alkışlara selam verir, çıkar gidersiniz. Fakat alkışların üzerine hem Saygun hocamı da anmak için seyirci dedim ki, çok değerli sanatseverler, Ahmet Adnan Saygun hocam 70. Yaş gününde Cemal Işık'taki konser salonunda ben de bulunuyordum. Şunu söyledi. Dedi ki, sayın izleyiciler, ben bir Bach olmadım ama bu ülke için çok çalıştım. Ben de bir Dietrich Fischer Dieskau Hermann Prey olmadım ama hakikaten bu ülke için çok çalıştım ve nereden geldiğimi de hiç unutmadım. Ve hala Atatürk'e, Muammer abiye, Saygun hocama borcumu ödemeye devam ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Genç arkadaşlarım, tabii şu da var Zafer Beyciğim, her şeyi devletten beklememek gerekiyor diye bir şey var. Fakat bu müzik sanatı, opera sanatı böyle özel anlam, yani özel anlamda bir şey olan... Evet. Daktilo ile kağıtta yazamazsınız. Çok doğru. Yani devlet bir tuval ve boya değil. Yok. Fakat bu arada tabii devletin desteği çok gerekiyor. Ben bu arada yani sağ olsunlar şeyde 3. Müzik Şurası'nda operayı temsilen çok güzel konuşmalarımız oldu. Çok güzel fikirler sundu. Bir de ne var biliyor musunuz Zafer Beyciğim? Ben 51 yıldır yani at közlüğü gibi böyle kendi yolumda gittim. Sağa sola bakıp kimseyi kıskanacak veya kimsenin ne yapıp ne ettiğini öğrenecek zamanım yoktu. Zaten tavrım da değildi. Sırf bu memleket için, yani her zaman söylüyorum, 3 tane CD çıkardım, arşivdir. Kitap çıkardım, arşivdir. Radyo evinde müthiş arşiv çalışmalarım var. Onlar zaman zaman sergileniyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani Mesut Yılmaz bir gün 40 yaşındayken telefon etti. Hocam, seni İstanbul Operası'na müdür yapıyoruz dedi. Sayın Bakanım, ben hiç yöneticilik falan bilmiyorum. Yaparsınız siz dedi. Avrupa'ya falan gitmişsiniz. Dosyamız önümde. Efendim, o zaman dedim, bir sezon siz beni deneyin. Yapabilecek miyim? Ben de kendimi deneyim. Yapamazsam hemen istifa ederim dedim. Şimdi bakın, bu görüşle o bir ay sonra Dışişleri Bakanı oldu. Sonra 4-5 bakan geldi. Ben her bakana istifa ediyorum. Hayır, devam diyor. Yani şunu söylemek istiyorum Zafer Beyciğim. Yani eğer o sorumluluğun farkında olursanız, yani ben bütün kurumlarımdan, özel üniversitede dahil her yerden istifayen ayrıldım. Çünkü bu konuda bir örnek olmak istedim. Yani bir şeye böyle yapışıp kalıp kendini tekrarlamak,
hiçbir şey üretemez hale gelmek, bir ilken, bir repertuar ilkesinin olmaması veya solist sanatçıları değerlendirme, bir hangi hedef kitleye bu eseri yapıyorsunuz? Yani 20-30 tane soru var. Şunu söylemek istiyorum. Yani sanat kurumlarını yönetmek çok zordur Zafer Bey. Anlatamam size. Bir de iç işlere, kulise bakarsanız o kadar hassas, pamuk ipliğine bağlı ruh halleriyle dolaşır ki opera sanatçıları, tiyatrocular, senfoni orkestraları. Yani onlara antipatik olmadan buranın müthiş disiplin gerektiren bir yer olduğunu anlatarak. Çünkü bakar mısınız, ister hasta olun, ister ne olursanız olun, saat 8'de Atatürk Kültür Merkezi'nde perde açılır. Yani perde açmak bir yedek subaylıktaki hani silah gibi namus borcudur. Yani oraya insanları yönlendirmek, sonra seyircilere gözlem yaparak neyi algıladıkları, neyi çok beğendikleri. Mesela bir eser koyarsınız, seyirci yabancılaşır. Yani çok, şimdi orada yapılacak şey onu cumartesi matinede daha popüler hale getirmektir. Mesela ben bir yelpaze olarak düşünürdüm opera repertuarı. Rusça söylenen Boris Prens Igor'dan bu tarafta popüler kültür, ağır roman, modern dansına kadar eser olurdu. İsterdim ki gişeye gelen birisi kendine göre bir eser seçsin ve bilet alsın gelsin. Bunlar önemli. Fakat Zafer Beyciğim, şimdi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben şu andaki yönetici meslektaşlarımı da onların adına da çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü bu hastalık sanat üretimine müthiş bir darbe vurdu. Çünkü biz biliyorsunuz bir defalık sanat yapıyoruz. Bir kere bir opera oynanıyor, bir senfoni orkestrası, bir bale yapılıyor ve bitiyor. Bir, yani bir ressam, bir politik, plastik sanatlar gibi değiliz. Bir resim ya da yüz yıkası. Onun için bu hastalık bizi böyle başka zorlamalara götürdü. O da iyi mi, kötü mü çok da bilemiyorum. Yani zaman gösterecek. İşte görüntülü şan dersi yapma, işte keman dersi yapma, işte görüntülü tiyatroda mimik rol dersi yapma. Ya yani bunlar bilmiyorum ki. Bu dönemde tabii çareler tükenmiyor ama bizim işimiz 3 kişiliktir. Hep öyle derim ben. Bir odaya girersiniz, siz varsınızdır, öğrenci var, bir de Tanrı var. O kapıdan içeri kimse giremez. Bu çünkü birebir bir eğitimdir. Orada o çocuğun yüzünü, mimiklerinden o gün nasıl bir ruhsal durumda olduğunu bile bilirsiniz, ona göre ders yaparsınız. Yani bu dönem biraz sıkıntılı bir dönem gerçekten. Muammer Sun'a, büyüğümüze, değerli büyüğümüze, hocanız, ağabeyinize döndüğümüzde vefatına kadar görüşmelerimiz sürdü değil mi? Vefatına kadar görüşmelerimiz hep sürdü. Ankara'ya konsere gittiğimde hep ona uğrardım. Mesela bir gün hiç unutmuyorum, bilgisayarla beste yapardı Muammer abi. Bilgisayarın başına oturttu beni. Kendisi de yanıma oturdu. Bu bir nota şeyi var. E-mail, yani ne diyorlar ona, bir sistem. Sibelius sistemi. Siz yazıyorsunuz. Bir şeyler yazdı. Sonra bir yere bastı. Flütle çaldı o temayı. Bir yere bastı, fagot çaldı. Bir yere bastı, keman çaldı. Yani şimdi o çok seslik, bu Sibelius yöntemiyle, onu İlteviç de çok iyi bilir, böyle besteler yapıyordu. Çok sık sık görüşüyorduk ve büyük bir muhabbetle, büyük bir sevgiyle, yani Muammer abi, önce hep Muammer hocam, sonra Muammer abi. O da sağ olsun beni çok severdi. En son bir hafta önce konuştuk vefatından. Ben ona bu Mesut Dictu, Cumhuriyet'in 50. sanat yılı, sanat 50 yıllık sanat sesi diye kitabımı imzalayıp armağan ettim. Sonra o bir hafta sonra, Mesut'cum kitabınla iftar ediyorum, ne kadar güzel, hepimiz böyle şeyler yapmalıyız diye söyledi. Ben de çok mutlu oldum. Ellerinden öptüğümü söyledim. Saygılarımı sundum. Çok mutlu bir vedalaşmaydı. Zafer Bey, tabii felsefe yaşarken ölüme hazırlıktır, biliyorsunuz. Şimdi tabii hepimiz ölüme hazırız ve herkesin de ölüme hazır olur. Hani memento mori vardır ya. Yani ölümlü olduğunu unutma. Önemlidir bu memento mori. Latince'de. Şimdi
hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı, evet. Yarın ölecek gibi iç içe ikisi geleceği adeta düşünmek. Ne kadar güzel söylediniz, harikasınız. Şimdi efendim bir büyüğümüz veya bir yakınınız hasta oluyor, hastaneye yatıyor falan. Siz duyuyorsunuz veya ziyaretine gidiyorsunuz. Aradan belli bir süre geçtikten sonra bu vefat ediyor. Yani orada ne oluyor biliyor musun? Yani şuur altına onun ölebileceğine düşüp hiç yakıştıramıyorsunuz. Hemen beyninizden o düşünceyi kovuyorsunuz. Fakat 5 gün önce konuşup da bir sabah birden onun vefatını öğrendiğiniz zaman hakikaten anlatamayacağım yani sözlerin bittiği yerde büyük acı çekiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ben 44 yaşında kaybettiğim ağabeyim Mustafa İktu için de yani öpüştük, İzmir'e gitti sonra yani zor bir şey. Fakat memento mori bence herkesin bilmesi gerekli bir şey. Fani olduğumuzu unutmayacağız. Her dakika değil tabii. Ulusal kanalda Sanat Hayatı programında program sözümüz vardı. Salgın, küresel salgın yüzünden ertelemiştik. Şimdi evet. Teknik diye buluştuk ve programımızı tamamladık. Sürenin sonundayız. Hatta uzattık bile. Rejiden gelen uyarıyı dikkate alarak size veda etmek, teşekkür etmek ve veda etmek durumundayım. Saygıyla efendim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum kıymetli dostum Zafer Bilgin Bey. Bir kez daha sanatçımıza ve sanatımıza her zaman sahip çıkan ulusal kanala ben ve bütün sanatçı meslektaşlarım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun.